Nedret Ersanel, Süper Poze Gazze krizini ele alan üç yöntem izliyorsunuz basın yayın organlarında. Birincisi olayın teknik askeri istihbari boyutudur. Taze olaylarda ne olduğunu ve akla yatmayan merakları gidermek için ağırlıklı olarak bu eksende durur medya. Örnek verelim Mossad bu istihbarat zaafını nasıl gösterdi? Bilerek mi? Gibi. Gelgeli yüksektir. En çok neyin izleneceği üzerinden yapılır tartışmalar. Bu da birbirini besleyen fasit bir dairenin içinde koşmaya benzer zamanla. İkinci bölüm yöntem olayın ilişik ülkeler üzerinden tartışılmaya başlanmasıdır. Sıkça ilk başlıkla iç içe geçer. Kimi zaman teknik, kimi zaman politik boyutu vardır. Bu yüzden üçüncü maddeyle de sıkça karıştırılır. Gazze olayında bu ülkelerin sayısı çok olduğu için tekrara düşmek umursanmadan günlerce sürdürülebilir. Örnek verelim: Mısır'ın Filistin'den kaçan insanları kabul edip etmeyeceği, iç sorunları olduğu, bir yandan da bölgenin boşaltılmasının İsrail'e hizmet edeceğini düşüneceği gibi. Doğru bilgilerdir, nispi açığı sunar. Sınırlı da olsa sebep-sonuç ilgisi kurar. Yanlış bilgi kullanılmadığı sürece ki o da çok olur, kullanışlı ama dardır. Üçüncü başlık, stratejik jeopolitik yaklaşımdır. Yerel, bölgesel, küresel haritayı açıp birleştirmeye, vakayı doğru yere oturtmaya çalışır. Net cevap arayışında herkesin kendi bilgisine göre düşüncesi olduğundan bol tartışmalı, neredeyse sınırsız bir alan imkan sunar. Bu sabitlerden başka tüm aktörlerin aklı, planı, yürütme şekilleri aktüel gelişmelerle birleştirilerek bir tür karine, delile dönüştürülebilirse o zaman elinizde bir fotoğraf olur. Genellikle anlıktır, üst üste çekilen diğer karelerle birleştirdiğinizde izah verir. En az veya yanlış, eksik kullanılan ama en güçlü metottur. Kitaplarda yazmaz, ismi süperpozedir. Diğer her şeyin üzerinde. İlk iki yöntem üçüncüye kördür. Üçüncü ise onlardan da beslenir ama özgündür. Bu yüzden ilk iki sık çuvallar. Son dakikalar öyledir. Haber önemlidir ama tek karedir. Bu da sıklıkla ilk maddede bilemediğiniz ikincide takılıp kalmasına yol açar. Bu üçlü küme oluşturur. Ancak aralarında hiyerarşi vardır. Jeopolitik ve strateji hepsinin üzerindedir. Gerektiğinde hepsini ezer. Bunu da örnekleyelim. Amerika'nın bölgeye önce bir uçak gemisi diğer savaş gemileri setiyle birlikte göndermesi, sonra ikinci uçak gemisi setini göndermesi, nihayet İngiltere'nin üçüncü setini bölgeye sevk etmesi sıra dışılık gösterir. Birinci ve ikinci yönteme mahkum ederseniz kavramak ve başa gelecekleri kestirmekte tökezlersiniz. Çünkü jeopolitik, stratejik bakış sadece üstte değil, başta garip gelebilir ama hepsinin dışındadır. Aynı zamanda ilk iki maddenin ilgi alanına giren olayları kurgulama, yaratma gücü vardır. Yani sebebin kendisidir. Doğru tespit edildiğinde olacağı söyler. Buna kıymetlendirme denir. Diğerleri önemsiz anlamına gelmez. Açı değiştirme klişesi ilk iki maddenin işidir. Konvansiyoneldir. Ekranlarda izliyorsunuz zaten. Göz değiştirmek bambaşkadır. Orta Doğu'nun bile hiç görmediği kadar. Pandemiden yaklaşık iki yıl öncesinden başlayıp kendini geliştirerek gündeme oturan müstakbel dünya düzeni hemen tüm ülkeleri bir araf eşik alanına itti. Bunların içinde yeni nesil orta boy güç olarak Türkiye'de var ve istisnai pozisyona sahip. Doğu olarak tarif edilen ülke ve uluslararası kuruluşlar Rusya, BRICS, Xiao, TDT ve benzeri. Ama en önemlisi Çin, yakın tarihin en ileri atılımını gerçekleştirerek bugüne değin Batı hegemonyası altındaki büyük Orta Doğu'ya girdi. Zamanlama Amerika Batı'nın da evinde ve bölgede güç, pozisyon kaybettiği dönemle buluştu. Böylece Amerika, Batı, Orta Doğu'da nüfus kaybederken Doğu'nun etkisi yükselmeye başladı. İsrail ve İran'a da aynı ile yansıdı. Uzun listeye ihtiyaç yok. Afganistan, Hazar ülkeleri işbirliği, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Ukrayna savaşı, Libya Afrika'da yaşananlar, Körfez ülkelerinin batı yönelimlerini daraltması, Türkiye'nin yükselişi ve nihayet İsrail-Filistin krizi. Bunların içinde Tahran'ın jeopolitik gücünün yükselmesi, Rusya ve Çin'in desteğiyle Orta Doğudaki kaymayı batı için kontrol edilemez hale getirdi. Suriye'ye dahi Çin'in girip Akdeniz'e dayanması oyunu iyice stresli hale getirdi. En basit sade ifadeyle Kafkaslar Orta Doğu Afrika çizgisi büyük güçlerin hesaplaşma alanına dönüştü. Gelişi 2000 Ağustos Beyrut limanı olayıdır ve sonra Gazze patladı. Sadece Gazze için gelmediler. 1. Cumhurbaşkanı Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika uçak gemisinin İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor? Suriye'de bugün Amerika'nın 20'den fazla üssü var. Suriye'de Amerikan üslerinin ne işi var? Amerika Türkiye'nin ihasını düşürdü. Amerika NATO'da Türkiye'nin ortağı değil mi? Bütün terör örgütlerini Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor. Bunlarla Orta Doğu'yu kan gölüne dönüştürüyor. 2- Amerika ve İngiltere uçak gemileri, savaş uçakları ve casusluk materyalleri akını başlatarak bölgede anlamlandırılamayan bir gövde gösterisi gerçekleştirdi. 3 Perşembe günü Amerika Başkanı Amerikan Kongresinin her iki kanadına Suriye kaynaklı ulusal acil durum halinin uzatılması bildirisini şu cümlelerle gönderdi. Suriye'deki durum özellikle Türk hükümetinin Kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırılar düzenlemesi, DAEŞ'le mücadeleyi baltalamakta, da, sivilleri tehlikeye atmakta ve tehdit oluşturmaktadır, bölgedeki barışı istikrarı bozmakta, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Amerika'nın Orta Doğu'da gözden çıkaramayacağı nüfuz alanını yitirmeye başlaması, onu ve ortaklarını tehlikeli hale getirmiş bulunuyor. Başkanlık seçim dönemi bunu daha da keskinleştiriyor. Bu yüzden bölgeye yönelik büyük bir güç projeksiyonu geliştiriyor. Yani o uçak gemileri sadece Gazze'ye yönelik değil, başta Suriye'ye, Açık biçimde Türkiye'ye nihayet bölgedeki İran, Rusya, Çin ilerleyişi nedir? Nedret Ersenel, Yeni Şafak Okan Müderrisoğlu Suriye, oyunu bozma operasyonu Haritayı önünüze seriyorsunuz. Kosova'dan başlayıp Ukrayna'ya, Karabağ'dan Irak'ın kuzeyine, Kuzey Suriye'den Doğu Akdeniz'e hatta Yunanistan sınırına kadar bir çember çiziyorsunuz. Bölgesel ateş çemberi içinde bir istikrar ve güven adası olarak Türkiye'yi görüyorsunuz. AK Parti'nin dün gerçekleşen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İbni Haldun'a atfen söylediği gibi ''Coğrafya kaderdir ama bin yıldır bu topraklarda bedelini ödeyerek yaşıyorsanız kendi kaderinizi kendiniz tayin ediyorsunuz.'' Bugün Gazze'deki trajediyle yüzleştiğinizde Ateşin yayılmaması, sivillerin hedef alınmaması, insani yardım koridoru açılması, adil hakemlik, esir takası gibi konuları Küresel sistemde dile getiren tek bir ülke Türkiye ve tek bir liderle Tayyip Erdoğan'la karşılaşıyorsunuz. Nitekim partisinin grup toplantısı çıkışında Sayın Erdoğan'a Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'nın tahliye ve yardım operasyonları için açılıp açılmayacağını sordum. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bu konuyu konuştuğunu ancak kadın çocukların yığıldığı ve bu son nefes borusunun da bombalandığını, durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Derken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'le 2011 yılına gittik. İsrail o tarihte de Gazze'yi bombalıyordu. Kahire ziyaretini tamamlayan Sayın Erdoğan, Ömer Çelik ve dönemin MIT müsteşarı Hakan Fidan'ı Mısır'da bırakmıştı. Bu iki etkili isim 11 gün Mısır'da kalmış, açık hava cezaevi durumundaki Gazze'ye refah kapısı üzerinden insani yardımların ulaştırılması için büyük mücadele vermişti. Sayın Çelik'in de dediği gibi o tarihteki olay bugüne kıyasla daha küçük ölçekli olmasına rağmen çocuklara çikolata gönderilmesi bile günleri bulmuştu. Elbette Filistin davası, Kudüs'ün statüsü Müslüman Türk milleti için hassas nokta. Gazze'deki katliam nedeniyle yüreği sızlayan Türk insanı, yakın terör tehdidi karşısında bir beka sınamasından da geçiyor. Amerika'nın YPG terör örgütüne hamilik yapma ve petrol bölgelerini kontrol etme hesabıyla Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye sahasında 23 üs ve kontrol noktası oluşturduğu Herkesin malumu. Bu bölgede terörle mücadele maksadıyla konuşlanan Türkiye'ye ait siha'nın düşürülmesi hala sıcaklığını koruyor. Teröristlere karşı faaliyet yürüten bir müttefike ait hava aracının Amerika tarafından tehdit olarak sunulması uyardık ama bölgemizde uçmayı sürdürdü bahanesi tabii ki tatmin edici olmaktan uzak. Aksine sözde DAEŞ'i etkisizleştirme iddiasıyla YPG'yi silahlandıran Amerika'nın Türkiye'yi terörle mücadelede sınırlama hamlesiyle karşı karşıyayız. Bu gerçeklik karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Suriye'deki operasyonlarla ilgili tavizsiz mesajlar vermeyi sürdürdü. Hava harekatlarıyla, topçu birlikleriyle, gerektiğinde kara unsurlarıyla her an teröristlerin tepesindeyiz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak terör örgütü mensuplarını onları her an ve her yerde imha edeceğimizi göstererek devam ettireceğiz. Yetmedi. Bu mücadelemizde teröristlerin yanında yer alarak bize zarar verenlere cevabımızı önünde sonunda vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diye vurguladı. 1990 ve 2003 yıllarındaki Körfez savaşlarından kalma planların farkında olduklarını kayda geçiren Erdoğan, müttefiklik hukukuna aykırı tutumların her ülkeye kendi yolunu çizme hakkı tanıyacağının da altını çizdi. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT bundan sonra ne yapacak? Terör örgütünün yönetici kadrosunu etkisiz hale getirmeyi sürdürecek. YPG'nin bir tür devlet otoritesine dönüşmesine geçit vermeyecek. Terör örgütünün para kaynaklarını kesecek ve bu amaçla petrol tesislerini, sevkiyat kapasitesini, iletişim sistemlerini meşru hedef kabul edecek. Nokta operasyonlarına ara vermeyecek. YPG'nin Yerel unsurları silah altına alma, mahkeme kurma, vergi tahsilatı yapma gibi faaliyetlerini felç edecek hamlelerde bulunacak. Suriye'nin Rakka bölgesinin derinliklerine kadar uzanan bölgede çoğunluğunu Arap aşiretlerinin oluşturduğu ve o toprakların asli sahiplerinin tepkilerini dikkatle izleyecek ve YPG'nin güç gösterisini kıracak politika ve araçları devreye sokacak. Özetle bu sadece Vurkaç operasyonu değil oyunu bozma operasyonu olarak yürütülecek. Okan Müderrisoğlu sabah